Efendim herkese saygılar, iyi akşamlar diliyoruz. Bu güzel Nisan ayının 10 Nisan'ında Türk Polis Teşkilatı'nın kalbinde yüreğinde bu vatana hizmet aşkı olan bütün polislerimizin bu güzel ve anlamlı gününü kutlayarak başlamak istiyoruz. Ve Genç Vizyon'a hoş geldiniz diyoruz efendim. Ben İsmail Yolcu, Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu hocamla birlikte sizler için, bizler için, ülkemiz için, ülkemizin evlatları için bizler hazırız efendim. Sizler de hazırsanız Instagram Bonus Hoca'dan en son paylaşımın altına sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ben sizler adına değerli hocama her zaman olduğu gibi sorularınızı ileteceğim. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz İsmail. İşte etkinliklerden geldik. Etkinlikler ama şu mini ara aslında sizin çok tasvip etmediğiniz bir araydı ama sizin imdadınıza yetişti. Sayın Bakan'a da burada ben bu aralara gerek var mı diye soracaktım. İyi ki de sormamışsınız. Sormamışım vallahi, yani hakikaten çok ihtiyaç vardı. Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar uyudum. Sen de sol tarafımda oturuyordun işte. Evet, şimdi birlikte gittik Diyarbakır'a ama Evet. benden öncesi sizin çok yoğun bir Tabii ondan Gaziantep, olmaz. Adana, İzmir, Aydın vardı. Onu ayrıca bir gün zaten yine İnşallah, konuşuruz ama inşallah. bugün asıl gündemimiz izninizle Diyarbakır olsun. Birlikte Diyarbakır'a gittik. Hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, başladık Diyarbakır Valiliği'nin uhdesinde yapılan harika çalışmalar vardı. Bu çalışmayı tabii ki Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sayın Tokat İl Milli Eğitim Müdürü değerli hocamız Murat Küçükali organize etti. Biz kendisini yıllardan beri yakından tanırız, severiz. Yine bizi şaşırttı mı hocam? Tabii ki. Şaşırtmadı. Harika etkinliklerle hem 8. sınıf hem 12'lerle buluştunuz. Gerisi sizde. Tabii Murat Hoca bir proje insanı. 2 gün boyunca çok güzel etkinlikler yaptık. Çok da güzel sorular geldi. Sen notlarını aldın herhalde. Öğrencilerin sorularını birazdan ben Evet, orada size ileteceğim. ekranda taşıyacağız. Ben Murat Küçükali hocamıza bu Diyarbakırlı öğrencilere yaptığı etkinlikler için gönülden teşekkür ediyorum. Müdür yardımcılarımıza, öğretmen evi müdürümüze, Yavuz Hoca'ya. Çünkü gerçekten her şey böyle kare kare Çok iyi gitti. planlanmıştı. Sonra Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılmak üzere İftara Murat geldiler. Küçükali ikinci gün Evet. hareket etti. Ve bugün biz de orada çocuklarımızın beyin temelli motivasyon konusunun içine serpiştirdikleri soruları da cevaplayacağız. Plaketlerimiz orada Bir duruyor. son o zaman Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı, şu anda projelendirdiği harika çalışmalar var. Şimdi böyle çok bahsetmeyelim ama bütün şehri ayaklandıracak, heyecan katacak harika projeleri hazır Murat Küçükali il müdürümüzün. Onları inşallah biz ekranda ilk biz duyuracağız hocam, öyle söyleyelim. İnşallah işte Evet. Türkiye'de örnek olacak. Bu arada İsmail, Serhat Hoca, seçkin kadro, Serhat Yıldırım, Serhat değerli Yıldırım. dostumuz. Evet, atom karınca gibi her yerde bizimleydi Değil mi? hocam gerçekten. Bizimleydi. O Güneydoğu insanımızın, Doğu Anadolu insanımızın naifliği, kibarlığı, nezaketiyle sürekli yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Seçkin kadro öğrencileriyle ben zaman zaman sosyal sorumluluk projelerinde buluştum. İnşallah velilerle de buluşacağız. Serhat hocamızın başarılarının devamını dileriz. Allah yolunu açık Yolunu etsin. açık etsin inşallah sevgili Serhat hocamın. Mahmut Ercil ve Atilla hocamdan da hemen Diyarbakır'ın en böyle namlı, en gerçekten başarılı okulların başında geliyor Cumhuriyet Fen Lisesi. CFL diye yazınca zaten her yerden çıkıyor. Mahmut hocama da buradan gönül dolusu selamlar tüm öğrencilerine, öğretmenlerine. Her zaman olduğu gibi bu yılda başarılar diliyoruz. Onların da inşallah en büyük başarılarını yine Türkiye'de ilk biz ekrana getireceğiz diye söz verelim. Şimdi Mahmut Hoca CFL dediği zaman yüzüne bir serotonin düşüyor. Mutluluk hormonu Yani salgılıyor beyin. ya öyle bir severek yapıyor ki bu Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürlüğünü. Onun için en yüksek mertebe işte İsmail, öğretmenlik ya da bir işi yapıyorsanız siz o en üst düzey mertebe ise size başarılı oluyorsunuz zaten. O CFL demesi şiir gibi böyle. Değil mi hocam? Ya ağzından şiir gibi çıkıyor. Allah onun da emeklerini boşa çıkarmasın. Öğrencilerinden başarılar diliyoruz. Hocam hemen bir soru ve görüş, daha doğrusu sevgili izleyicilerimiz her zaman olduğu gibi hemen bizden önce davranıyorlar. Kitap Adam şimdi keyifle izlemeye başladık. Biz de sizlere selamlar, saygılar sunuyoruz. Özlem Çakır 35, hocamız da Profesör Doktor kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde. Bizi de çok sıkı takip ediyor. Biz de hocamızı
takibi ediyoruz. Onun da selamları var. 10 yaşındaki oğlumla televizyon başındayız. Verdiğiniz tüm tavsiyeler geleceğe dönük çok kıymetli. Kolaylıklar dileriz diyor. Bizden de selamlar, saygılar sevgili Özlem Hocam. Süleyman Hocam, seminerlerden bahsettik. Seminerlerin içerisinde çok kaliteli, bütün ülkeyi kucaklayan, örtüşen bütün öğrencilerle sorular var. Ben izninizle hemen hem seminerdeki öğrenci sorularını hem de Instagram Bonus Hoca'dan gelen soruları size iletmeye başlayayım. Vakit kıymetli, yetmiyor zaman, her zaman olduğu gibi. Şimdi hocam, bir öğrenci diyor ki çalışırken klasik müzik de mi dinlemeyelim? Çünkü siz ısrarla müzikle ders çalışmayın, hatta soru çözmeyin, daha doğrusu öyle düzelteyim. Uyarınız var ama bu uyarıyı önceden alan, uygulayan bir öğrenci sonunda dayanamamış, klasik müzik de mi dinlemeyelim diyor. Şimdi İsmail, orada şu yanlış anlaşılmasın. Çocuk konu çalışırken de müzik dinlememeli. Soru çözerken de. Bak ne diyor bu nörobilim? Kodlama anı, yani bir konuyu kodlama, yani öğrenme anındaki şartlarla sınav anındaki şartların birbirine benzemesi hatırlamayı hızlandırır diyor. Kim söylüyor bunu? Aslında eğitsel nörobilimci de diyeceğimiz eğitimcilerle nörobilimlerin, psikiyatrın ortak çalıştığı alandan söz ediyorum. Onun için sen konu çalışırken müzik dinle, soru çözerken dinleme, olmaz. İkisinde de dinlememesi gerekiyor. Şimdi klasik müzikle ilgili güzel bir soruydu bu. Sen de notunu almışsın, teşekkür ederim. Çünkü klasik müzik, Profesör Rusher'ın Kaliforniya Üniversitesi'nden yaptığı araştırmada, ki Mozart etkisi raporu diye geçiyor bu literatüre. Orada diyor ki klasik müzik dinlediğimiz zamanlarda beynimizin matematiksel ve mantıksal bölgesini dürtüyor. Öğrencilerin tabirini kullanayım. Yani beynin o bölgesinin hareketlenmesine sebep oluyor. Şimdi araya gireceğim. Özlem Hoca, Profesör Doktor Özlem Çakır, 10 yaşındaki çocuğumla izliyorum dedi ya az önce. Sizin bu anlattığınız bu müzikle ilgili açıklama sadece sınav grubunu Hayır, bütün öğrencileri kapsıyor, değil mi? Onun altını çizelim. Şimdi orada matematiksel ve mantıksal bölgesini dürtüyor. Ne oluyor? Çocuğun matematiksel ve mantıksal düşünme becerisi artıyor. Mozart etkisi raporu böyle. Fakat orada iki tane etki var. Şimdi YouTube'culara dikkat edin. Bir tarafından internette bir şeye rastlıyorlar. Sonra da diğer çalışmaları, boylamsal çalışmaları bilmedikleri için büyük sıkıntı oluşuyor bu defa. Nedir o? Mesela kısılma etkisi. Önce kısılma etkisine gelmeden şunu ifade edeyim. Beyin temelli öğrenmenin yaratıcısı, keşfedicisi, lideri diye bilinen Eric Johnson, çalıştığımız sürenin 1/3 kadar müzik dinleyelim diyor. Ve onun dediği şu, nöroplastiktir beynimiz bizim. Yani nasıl çalışmaya alışırsa aynı şekilde hatırlar. Ve siz müzik dinleye 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 beyninizi müzik olmadan çalışamayacak hale getirirsiniz. O da sınavda yok mesela. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konu şu, çalıştığınız sürenin diyor Eric Johnson 1/3 kadar sürede müzik dinleyin, klasik müzik. 3 saat çalıştınız, 1 saat dinleyin diyor. Bakın diğer taraftan kısılma etkisi var. Nedir kısılma etkisi? Klasik müzik, şöyle gösterirsem eğer, klasik müzik dinleyerek çalışmaya başlıyorsunuz ve 15 dakika içerisinde IQ performansınız 9 puan yükseliyor. Bu aslında ciddi bir yükselme. Ama klasik müziği susturduğunuzda 15 dakika içerisinde 9 puan geriliyor. Yani eski haline geliyor. Geriliyor derken alta düşmüyor. Buradan ne anlam çıkıyor? Sınavda klasik müzik yoksa klasik müzik dinleyerek beyninizi alıştırmayın. Problem yaşarsınız. Bakın Amerika'da bazı eyaletlerde o sınıfta klasik müzik ders veriliyor. Sınavda da klasik müzik var yalnız. Bazı eyaletlerde, onlardaki SAT sınavı bazında konuşuyorum. Bazı eyaletlerde klasik müzik yok sınıflarda. Yani öyle bir dinleme serbestisi yok, verilmiyor müzik. Sınavda da verilmiyor. Şimdi bunun için orada Amerikalı da ben gün boyu, bugün program boyu ifade edeceğim. Amerikalı eğitim konusunda çok doğru adımlar atan bir millet.
Eğitime kim hakimse dünyayı o yönetiyor. Eğitimde kim iyiyse dünyayı o yönetiyor. Yani bizim İsmail stresten yapamıyoruz bildiğimiz halde diyoruz. Amerikalılar yok öyle bir şey diyor. Onlarda aktif problem merkezli çözüm diye bir anlayışları var onun. Sorunu ortadan kaldırana tabii, kadar mücadele tabii ediyorlar. Tabii İsmail matematikten yapamıyorsan soruyu tek nedeni matematiği öğrenememişindir diyor. Türkçeden yapamıyorsan kitap okumuyorsundur, Türkçeyi öğrenememişindir diyor. Sizin bu hafta içinde paylaştığımız bir video vardı hocam. Bahanesi çok bir tabii, millet izlediniz. Tabii, özellikle tabii, eğitimde. Tabii. İsmail bugün Instagram bonus hocada biz ne yayınladık? En son başlığını okuyacağım. Bildiğim halde sınavda yapamıyorum. Bak şimdi hemen şuradan net başlığı okuyayım. Hemen şu yayın paylaşımından önceki videoyu okuyorum. Bildiğimiz halde stresten yapamıyorum. Bildiğimiz halde stresten yapamıyorum. Cümle biraz şey olmuş. Yani öğrenciler bildiği halde neden yapamazlar? Tabii. Bunu ya İsmail düzelteceğiz. Bildiğiniz halde. Evet. Sınav bildiğiniz halde neden stresten yapamıyorum dersiniz. Bu videoyu defalarca izleyin diyorum. Özetle uzattım. Klasik müziği sınırlı dinleyin çalışırken. Sesli müzikleri hiç dinlemeyin. Ama her durumda dersinizi çalıştıktan, iş bitirdikten sonra makul bir sürede müzik de dinleyin. Yiyecek içecek de yiyin. Oradan bir zarar çıkmaz. Bu arada bir duyuru yapayım. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz dünyanın şu andaki en çok aranan kelimesi Metaverse kelimesi. Önümüzdeki hafta stüdyomuzda Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen isimlerinden teknolojiyi özellikle içinde barındıran da çok büyük firmaların, markaların en üst düzey yöneticilerinden bir tanesi Erdem Erkul. Bizlerle olacak sağ olsun. Kırmadı hocam önümüzdeki hafta geliyor. Metaverse'ü hem eğitim açısından hem de dijital dünya açısından stüdyomuzda önümüzdeki hafta enine boyuna araştıracağız, konuşacağız efendim. Önümüzdeki hafta bizleri Genç Vizyon'u kaçırmayın aslında diyorum. Aslında İsmail orada Metaverse'den ziyade hocayı bizim çekeceğimiz noktayı, ben azından şahsımın çekeceği noktayı ifade edeyim. Bugün bütün Türkiye ve dünyada dijital beceriler mezunları hangi beceriyi geliştirmeye zorluyor? Asıl bizim konuşacağımız konu o. Ya burada Metaverse... Siz işin o tarafına bakın hocam. Tabii, ben de Metaverse'le eğitimin şekilleneceği noktayı... Yani işte biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Çocuk üniversiteye gittiğinde dijital dönüşüm nasıl olursa piyasada karşılığını bulur. Biz daha çok bunu konuşacağız ama Metaverse'de bir de var olan piyasanın nasıl şekilleneceği var. Evet o da hocam, mezunun istihdamını etkiliyor. Tabii. Yine müzikle ilgili bir soru. Bu arada bir de sürpriz. Erdem Erkul harika şekilde profesyonel düzeyde hocam beste yapacak kadar da hem saz hem de başka müzik aletleri de çalıyor. Bir yandan Metaverse bir taraftan da milli kültürlerimizden, sanatımızdan vazgeçmeye. Gelsin bir de burada. Vallahi çalsın. Aslında öyle i̇mkan davet edeceğim. Tabii. Sürpriz olsun ama şimdi stüdyoda söylemeyelim. Stüdyoda imkan olursa. Evet. Onu yönetmen İbrahim kardeşim bize söyleyecek. Bir türküyle inşallah programa tabii, veda ederiz. Stüdyo el veriyorsa onu da yapalım. Evet. Hocam yine müzikle ilgili bir soru daha var. Öğrencinin Diyarbakır'da sorduğu bir soru. Müzik ile mi çalışmalıyım yoksa hiç mi çalışmamalıyım? Arada evet. Yani şimdi... Uyanık ya öğrenci. Şimdi sizin ağzınızdan çıkacak cevaba göre kendisi pozisyon alacak. Müzikle mi çalışayım, hiç mi çalışmayayım? Ya işte gençler insana bir şey söyletmeye zorluyor. Çok akıllılar. Kendileri adına karar aldırmaya çalışıyorlar. Tabii. Sorumluluk almamak için. Tabii. Şimdi orada doğrusu şu. Müzikle çalışmayı bırakmak için elinden gelen her gayreti sarf edeceksin. Ben yapamıyorum dediğinde başarısızlığa adaysın, buna dikkat et. Ben orada çocuğa şunu söyledim. Evet, müzikle çalış. Hiç çalışmamaktansa müzikle çalış. Çünkü müzik hatırlamayı geciktirir. Öğrenmeyi zorlaştırır. Dikkat üzerinde olumsuz etki yapar. Ama neticede neti 110 olacağına neti 75'e düşer. Bak o kadar şey net söylüyorum. Ama hiç çalışmazsa daha da alta düşer. Ben bunu söylemek istedim. Ama burada çocuğun beni zorladığı şey buydu. Ben de ona aynı şekilde ifade ettim. Teşekkürler hocam. Bir öğrenci de dert yanıyor. Diyor ki bizden her gün tam 12 saat çalışmamızı bekliyorlar diye feryansın etti hocam. Cevabınız şimdi, ne olur? Şimdi İsmail bak. Bu korkunç bir şey. Ya zaten çocuk orada benim yanıma geldi.
seminerden sonra geldi. Onu seminerde sormamasını, ben acaba kendi öğretmenleri mi bunu böyle söylüyor diye ifade etti, aklıma da getirmedi değil. Şimdi 12 saat, şimdi şuradan çok önemli bir not arıyorum, bulursam okuyacağım onu. Bir defa 12 saatlik çocukların zamanı yok. Diyelim ki buldular. Bu çocukların bir defa beyin olarak tükenmesine neden olacak olan bir şey. Bakın ne diyor şimdi bilim? Stres yönetimi, beslenme, uyku, egzersiz, sağlıklı olmanın, yani bunun gibi sağlıklı olmanın her şartı öğrenme ile ilgilidir. Kane and Kane, dünyada beyin temelli öğrenmenin en büyük çalışmasını yapan iki hoca. Şimdi peki 12 saat çalışan bir çocukta bunların herhangi biri kalır mı? Çünkü bu çocuk 8 saatte okulda. Diyelim ki 8 saat okulda değil İsmail. Zaten 8 saat uyuyacak bu çocuk. 8 saat uyuyacak. Bilim diyor ki insan beyni bilgiyi aldıktan sonra mola verdiği, dinlendiği, bilgiyi almadığı dönemde öğrenme sürecini başlatıyor diyor. Mesela Sandra Bont'un meşhur bir şeyi var. Diyor ki bilgiyi aldıktan sonra iki adım geriye çekildiğinizde beyniniz sizin için çalışmaya başlar ve o bilgiyi işlemeye başlar diyor. Molayı kastediyor. Ben bilimsel anlamda bunu söylüyorum. Aralıklı çalışacaksınız. Şimdi konular birbirine girer. Fasılalı çalışacaksınız. Mola öğrenmeye dahil olan bir süreçtir. Ama bu tarz atraksiyonları söylüyorlar. Yarın bir gün çocuklar yorgun girecek sınava. Uykusuz, yorgun, dikkati dağılmış, aşırı stresli. Yarın bir gün, bakın değerli aileler, buradan pazarlığımızı yapalım. Bunlar kalkıp da sizin çocuğunuzu 12 saat falan çalıştıranlar. Efendim ben üzerime düşeni yaptım. Senin çocuğun kafasız. Senin çocuğun stresi yönetemiyor. Senin çocuğun dikkati eksik demesin. Bak ben burada kafasız kelimesini kasıtlı kullandım. Kim kafasız? Bu 12 saati önerenler kafasız. İyi niyetli, kötü niyetli. İyi niyetli mutlaka ama bilmiyor. Burada lütfen senet imzalatın. Benim çocuğum 12 saat çalışırsa, bakın kazanır kazanmaz değil. 20 matematiğini 35, efendim 30 Türkçesini 40 yapar mı? Ya bunu bir, ya da 25 fenini 38 yapar mı? Hadi bakayım imzalasın seneti yapar diye. Madem 12 saat çalışmak çok önemli. Bizim bir öğrenci vardı böyle yaptı çalıştıysa o zaman al sana bir öğrenci daha. Öyle yapsın aynısını yakalasın. Ama işin kurnazlığına kaçıyorlar İsmail. Ne oluyor? Stresten yapamadı diyorlar. Ben üzerime düşeni yaptım o stresten yapamadı. Teşekkürler hocam. TYT'de bu yıl süre 30 dakika uzadı. Birçok böyle gündem oldu ama en çok gündem olduğu son dönemlerdeki konu süre uzadı. Bu yılki sorular o nedenle zor olacak. YKS'de zor sorular bizi bekliyor diyor öğrenciler. Ya şimdi bu mümkün değil tabii ki böyle bir şey. Çünkü ölçme değerlendirme başı boş, ortalıkta gezen seyip bir canlı gibi değildir. Yani bunu ölçme değerlendirme uzmanları, ki ben profesörleri diye ifade edeyim gerçek uzman anlamında. Yani 120 soruya ne kadar zaman tanınır? Efendim fazla zaman tanırsak çalışanla çalışmayanı birbirine karıştırır mıyız? Yani çalışmayan çalışanın hakkını yer mi? Bakın bunlar hep güvenilirlik, testin güvenilirliği hesaplamasıdır İsmail. Ve devlet şimdi şöyle mi yapıyor yani? 2019'da şu çocuklara öyle bir soru soralım ki bunların ağzına biber süremiyoruz bari soru mu sürelim diyor. Çok zor soru. Bir 2020'de ya yazık oldu bu çocuklar çok ağladılar kolay mı soralım diyor. Böyle romantik, yılışık bir yorum olabilir mi? Bilimden uzak İsmail. Yani bu yıllardır Türkiye'deki ÖSYM sistemi dünyanın en oturaklı sistemlerinden bir tanesi. Şaibeli bir dönem oldu FETÖ döneminde. Onu bir yana bırakırsak. Onun dışında en oturmuş bir sistem. Her sınavı onlara yaptırıyorlar. Bak dikkat etsen. Ve burada devlet her sene aynı zorluk dağılımıyla soru soruyor. Yıldan yıla öğrencilere zor ya da kolay geliyor. İkiz kardeşler sınava giriyor. Biri çok yüksek alıyor, diğeri
düşük alıyor. Devlet şu ikizlerden birini sevindirelim, birini üzelim mi diyor peki. Ya bunlar safsata. Yani öğrenciyi çalıştırmak için söylenmiş iyi niyetli cümleler ama safsata. Böyle bir şey yoktur. Bunu benim en sevdiğim can arkadaşlarım da söylüyor. Ben kendilerine de söylüyorum. Böyle bilimden uzak bir motivasyon yöntemi olmaz. Zamanı doğru planlayın, doğru yapın. Başarılı daha da güzel gelir diyorum. Hemen Instagram bonus hocaya geçiyorum. Instagram bonus hocadan gelen sorulardan da hemen okuyayım hocam. Hanife Berk, iyi yayınlar, beceri temelli soruların çözümü zaman alıyor. Öğretmenler çok fazla soru veriyor. Çocuk başını kaldıramıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne önerirsiniz? Şu andaki çocukları 7. sınıfta. Bak işte İsmail, soru üstünden gidiyorlar. Bana Diyarbakır'da öğrencinin biri şu soruyu sordu. Hocam dedi, siz diyorsunuz ki dedi konu tekrarlarını bırakmayın. Ara ara 15 Haziran'a kadar YKS için konu tekrarı yapın. Peki biz soru çözüyoruz zaten o konu tekrarı değil mi dedi. Peki bunu çocuğa söyleyen kim? Pek sevgili bazı hocalarımız ya demeyin. Bakın soru bir konunun nano parçasıdır. Milyarda biri değildir bile. Nasıl cesaret ediyorsunuz ya böyle demeye siz? Şimdi 7. sınıftaki velimiz, çocuğunuz düşünme becerisi isteyen sorularda zaman sorunu, yetiştirememe sorunu yaşıyormuş değil mi? Tamam. Ben de ona diyorum ki lütfen kağıt kalemle yazın söylediğimi. Her konunun ana fikrini öğrenin. Ana fikrinin tanımını yapın. Her konunun diğer konuyla ilişkisini bulun, ilişkisinin ne olduğunu bilin. O konunun içindeki kavramların tanımını yapın. Yetiştirememe problemi ortadan kalkacaktır. Bütün mesele burada. İsmail, Stanford Üniversitesi'nden Eagleman Hoca ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ne diyor Amerikalı? Düşünme becerisi isteyen sorularda diyor, yetiştirememenin temel sebebi bilgilerin anlamlandırıp o bilginin ana fikrinin bulunmaması, diğer konularla ilişkisinin bulunmaması, o konunun içerisindeki kavramların bilinmemesidir diyor. Amerikalı kendi çocuğuna doğruyu söylüyor. Bak dünyayı kim yönetiyor? Bunlar yönetiyor. Maalesef. Şimdi İsmail burada hemen şu cümleyi de ifade etmek istiyorum. Kızlanalım. Şimdi bizim ülkemizde bazı aklı evveller efendim işte stresten yavaş çözüyor. Bilmem ne yapıyor. Bunları bırakın. Şimdi şurada Kane & Kane'in ilaçlara karşı söylediğini okuyacağım. Şimdi mi? Tam ilaç sezonu. Hadi okuyun. Alalım hocam. İlaç sezonu. Herkes çocuğunu götürüyor, yazdırıyor. Hekimleri kandırmayalım lütfen. Hekimlerin karşısına 1001 senaryoyla hekime eyvah bu çocuk depresyondan kendine zarar verecekmiş hissi vermeyin. Hekim aksi halde reçete yazmak zorunda kalıyor. Onlar kendileri öyle söylüyor. Bakın diyor ki eğer siz diyor beslenmenize, egzersizinize, sağlıklı uyumanıza, öğrenmelerinize dikkat etmezseniz diyor İsmail. Bak öğrenmenize de diyor. Stres olursunuz o da dikkati dağıtır diyor. Ve arkasından ekliyor. Reçeteli reçetesiz birçok ilaç öğrenmeyi engellemekte olup Kane & Kane'den alıntı yapıyorum. Bunların öğrencilerin nasıl etkilediği öğretmen, aile ve her uzman tarafından bilinmelidir. Kullanılmaları kontrol altına alıp sınırlandırılmalıdır diyor. Amerikalı kendi çocuğuna ilacı yakıştırmıyor. Onun için burada dikkatli olun. Son çare. Ya bizde İsmail, de ilk akla ben gelen. Ben ilaç yazar yazmaz onu bir şey diyemem. Ama ben ailelere diyorum ki bakın iki tane matematik sorusu çözemedi diye çocuğunuza depresyon muamelesi yapmayın. Hekimi de yanıltmayın. Bunu söylemeye çalışıyorum. Zeki Aydın çocuk TYT ve AYT'ye girecek. 12. sınıf öğrencisi. Deneme sınavlarının diyor gerçek sınavlar ne kadar bir bağlantısı olabilir? Ne kadar gerçeği yansıtır diyor. Biz neye göre kıyaslayalım diyor. Gerçeği asla yansıtmaz. Deneme sınavı mesela bugün ayın kaçı? 10 Nisan'daki bir deneme sınavı 10 Nisan'daki çocuğun durumunu belli edip gelecekteki durumunu belli etmez. Eğer bu çocuğun gelecekteki durumunu belli edecekse bunu belli eder diyen arkadaşlara bir teklifim var. Lütfen kurumunuzdaki çocuğun kaydını silin. Hadi bakayım. Kurssanız silin kaydını.
Ondan sonra deyin ki çocuğa, senin durumun belli oldu. Bundan sonra çalışmana gerek yok deyin. İsmail, bunlar deli saçması ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biz çocuğu nasıl motive edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Güzel kardeşim. Şimdi öyle bir soru geliyor ki burada hocam. Diyeceksin ki yok canım, yanlış okudum. Bu soruyu anne değil de çocuk anneye söylemiştir diyeceksin. Hazır mısın hocam? Hazırım. Melih göndermiş. Melih Uysal. Hocam annem diyormuş ki Melih'e, oğlum okul okumaktan artık yarar gelmez. Ben de diyor bayağı stres yapmaya başladım. Ne yapmalıyım? Motive videolarımı izleyeyim diyor. Normalde bizim gençler böyle der annelerine. Üniversiteyi bitirip ne yapacağım derler. Ben bu kardeşimize, karamsar bir kanal var Türkiye'de. Çok da izleniyor. İzlemeyin onu. Benim isim vermeyeceğim. Siyasete girer. İzlemeyin. Gençler ya. Hocam zaten televizyon izlemiyorlar. Yok, izliyorlar onu, İsmail haberlerini izliyorlar. Biz de reyting alıyoruz falan diyorlar. Bunlara göre Türkiye yarın sabaha çıkmaz batar, hepimiz de lukulu 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 boğulacağız. Ben böyle bir şey yapayım. Bir arkadaş dedi ki bunu çok izliyormuş, bunalıma düşmüş, bırakmış. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım diyor. Ya demiş, o kadar mutsuzum ki dünyanın, Türkiye'nin sonu geldi diye düşünüyorum. Bakale demiş. Adanalı bu, bakaleyi oradan çıkıyor. Adana. Ya bakale dedim diyor. Sen falanca kanalımı izliyorsun. Evet demiş. İzleme, psikolojin düzelir demiş. Hakikaten ikinci gittiğimde sormayı unuttum. Güneşe silah mı sıkmış yoksa Adana Şimdi ben hocam? Burada İsmail, anne babaların, yahu bizler yaşlıyız, yaşlı yaşlı. Sevgili biz yaşlı izler, düşünüyoruz. Dipnot bu arada Adanalı olduğu için bazen böyle coşuyor hocam. Bizler yaşlı düşünüyoruz. Bunlar genç. Biz domates fiyatı 20 lira olunca takatımız biter. Onların isterse 2000 lira olsun bitmez. Onlar, o çocuklar falanca işsizmiş, ona bakmaz. Onların ruhunu biz karartıyoruz. O der ki iş bilmediği için işsiz kalmıştır der. Lütfen çocuklarınızın önünü karartmayın. Tamam, şimdi size Adana'dan bir selam söyleyeyim. Sonra sevgili yönetmenim İbrahim de eğer hazırsa bir Diyarbakır'a doğru yol alalım mı? İsmail çok güzel. Şimdi çok önce güzel. Selamı söyleyeyim size. Adana'dan Ensar Gürlek. Teşekkür ediyoruz Ensar Bey. Ceyhan Kent Konseyi Meclis Üyesi, Başkanı pardon. Size selam var hemşerisi olarak. Evet, diğer selamları da bizler Sivas'tan, Malatya'dan, Ankara'dan bekliyoruz efendim. Ceyhan, hazır mıyız hocam? İsmail. Şimdi değerli öğrenciler ve aileler, ben izleyici demeyi sevmiyorum. Diyarbakır'da iftar açmak için sur içindeyiz. Şöyle bir zaman geçmesi için de orada dolaşıyoruz. Dikkatimizi bilumum tatlılar, kelle paçalar çekerken yüreği güzel İsmail'in dikkatini çok enteresan bir şey çekti. Buyursun, kendisini dinleyelim. Ben sadece şöyle kısa bir giriş yapayım. Sevgili dostlarla ve Süleyman hocamla birlikte sur içinde rutin yürüyüşümüzü yapıyoruz. İftar saati yakın. Bütün herkesin odağı tabii iftar. Tam Ulu Cami'nin yanındayken ben de gözleri ürkek minik bir kız ve yanında da kardeşini gördüm. Ondan sonra tabii hobi olarak yaptığım, uğraştığım şiir böyle kendiliğinden aktı diyeyim. Bakalım neler olmuş, Diyarbakır'da kiminle karşılaşmışız, o ürkek gözleri sizinle tanıştırayım. Ve şiiri sevgili dostum Yasemin Pamukçu okuyor. Ses tellerine yüreği değen kadın diyorum ona da. Gelin hep birlikte Diyarbakır'a gidelim. Tanıdım seni, gözleri ürkek çocuk. Bir elinde bacın, ötekinde yokluk. Şatafatlı iftar sofralarına insanları buyur etmemiş daha Ulu Cami. Üstelik Cahit Sıtkı bile memleket istemiş de görememiş o sokaklarda. Gök mavi, dal yeşil, tarlası buğday sarısı. Dar sokakları insan dolu bir şehir tanıdım bugün. İçinde ürkek bakışlı bir kız çocuğu. Bir elinde bacısı, ötekinde fakirliğin buruk acısı. Göğü gri, dalı kırık, tarlası çorak bir ülke tanıdım bugün. Genzimde somun kokusu, yüreğimde Allah korkusu, ekmek Kur'an yemin billah. Evet Yasemin'e ben tekrar sevgili dostuma teşekkür ediyorum. TRT'nin gerçekten efsane seslerinden sağ olsun her zaman olduğu gibi destek verdi. Böyle bir şey çıktı hocam. Ya İsmail, utandım şimdi biraz ama kendi şiirim olunca. Biz istedik, sen bunu söyle, ben söyledim sana zaten.
Tüylerim diken diken oldu. Güzel bir koreografi mi diyorlar buna? Evet, sağ olsun onu da. Çok güzel, vallahi tebrik ederim. İyi yakaladın onu İsmail. Ya hocam hayat işte. Sonra dilendiler dedin. Yani evet sen burada, yani sonra maalesef oralara çok girmek istemiyorum. Maalesef. Çocuklara karşı birazcık fazla hassasım tabii. Evet, evet. Güneşli'den Okan Can, Güneşli Sınav'dan, Bağcılar'dan. O da bugün sürpriz yaptı. Bu videoyu hazırlayıp göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Dönelim Ankara'ya hocam. Ceyhan'dan size selam ilettik. Siz koptunuz tabii, ben farkındayım. Hemen bir soruyla sizi toparlayayım hocam. Evet, Ceyhan öz memleketimdir. Evet. İsmail çocukluğumun geçtiği ilçedir. Yani yumurtalık doğumluyum çünkü. Ceyhan'ımız bizim için annemdir, babamdır. Ama her şeyimizdir evet. Çocukluğumuz. Süleyman hocam hemen koptu efendim. Buradan bir Yetenek Avcısı adında haftanın kitabını tanıtalım. Sevgili Fatma Betül Duran bize iletti. Kendisi yazdı, resimleyen de Şeyma Akın. Bu kitabı şöylece tanıtmış hemen kısaca. Yetenek Avcısı'nı Fatma Betül Duran. Her yıl düzenlenen karda bisiklet turnuvası Salih için bir hayaldi. Ailesi çok fakirdi ve bisiklet alabilecek paraları hiçbir zaman olmuyordu. Ama eğer Yetenek Avcısı'na giderse belki bir şeyleri değiştirebilirdi diyor ve soru işareti ünlemle de ben bu kitabı size tanıtmış olayım. Kitapların ve şiirlerin başımızın üstünde yeri var. Hocam bir öğrenci diyor ki uyku düzenimiz bugün itibariyle ne olmalı sınava kadar, Haziran'a kadar? Şimdi İsmail tıp bilimi diyor ki bütün, yani bunu söylemeyen yoktur zaten. Gece 23.30 itibariyle uyumuş olmanız gerekiyor. Çünkü gün boyu öğrendiklerinizin beyninize kaydolmasını sağlayan melatonin hormonunun salınımının ciddi seviyede olduğu bir zaman bu. 8 saat diyor YKS'ye hazırlananlar için, LGS'ye hazırlananlar için 10 saat diyor. Hani biz bunu 7.30-9.30 diye değiştirebiliriz. Şu anda Ramazan ayı. Eğer öğrencilerimiz sahura kadar çalışma, yani dini vecibelerini yerine getirmek için sahura kadar çalışma gibi bir gelenekler varsa, o tamam. Ramazan'dan sonra hemen bu düzeni, bu ayarı vermeleri gerekiyor. Uyku başarıda çok önemli. Bu arada ben hemen bilimsel bir şeyi de okumak istiyorum. Lütfen İsmail hocam. Sen diğer soruya geçerken. Şimdi Kane and Kane diyor ki bakın, öğrenme zorlanma ile güçlenir. Yani bir defa konuyu anlamakta zorlandığınızda, soruyu çözmekte zorlandığınızda öğrenmenin daha kalıcı olduğunu ifade ediyor. Zaten biz daha önce stres altında öğrendiklerimizi daha iyi hatırlarız diye bir video yayınladık. Ve tehdit ile de engellenir diyor. Şimdi biz demin çok böyle hırslı bir şekilde ifade ettik. Demeyin çocuklara bu sene sorular zor gelir falan diye. Tehdit çocuğun beynini engelliyor. Bunu söylüyor. Bu arada İsmail, sevgili Besim Türkoğlu mükemmel bir konu ele aldı bugün bir televizyon programında. Köşe yaptı. İki şık arasında kalmak. İki seçenek arasında kalırsanız ne yapmalısınız? Onu burada bahsetmeyeceğim. Ama Instagram rehberlik ajandasında dakika itibariyle yüklenmiş durumda. Mutlaka iki seçenek arasında kalırsanız ne yaparsınız? Oradan bir dinlemenizi rica ediyorum. Teşekkürler hocam. Belma Erven hocam dipnot Sivas'tan yazıyor kendisi. Teşekkür ediyoruz. Kızım çalışıyor ama sınavda öylece kalıyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum diyor. Aklımda diyor baş tarafını tutamıyorum. Sonrasını da getiremiyorum diyor. Ne olur bunu nasıl aşacağız diyor. Paragraf sorularıyla ilgili muhtemelen Belma Hanım'ın sorusu. Sorular uzun ya olduğu için kitap, ya da diğer kitap dersler. Kitap okuyacak zaten. Yani sınavda yaşadığı her şeyin bir psikolojik olmadığından hareket edilmesi gerekiyor. Bilişsel olduğundan hareket edilmesi gerekiyor. Bakın burada bizim psikolojik stresle bilişsel stresi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bilişsel stres psikolojik stresi tetikliyor. Bir defa biz yani bu soruyu çözemem duygusu çocukta aslında psikolojik olarak bir rahatsız olduğu için oluşmuyor. Biliyor ki o konuyu iyi öğrenemediği için çözemem diye düşünüyor. Çözemem diye düşündüğünde de stresi daha da yükseliyor. Stres daha da yükselince dikkati dağılıyor. Yani öğrencimiz bir konsantrasyon probleminden bahsediyor İsmail. Fakat bazı derslerde
bu konsantrasyon problemini aynı seviyede yaşamıyordur. Neden yaşamıyordur? Çünkü o konuları iyi öğrenmiştir. Bütün mesele burada. Şimdi demin devamını okumadım, onu bir okuyacağım. Diyor ki, bir korku karşısında beyin performansını düşürür diyor. Yani bir korkuyla karşılaştığında beyin performansını düşürüyor. Biz ne yapıyoruz? Korkutarak çalışmaya çalışıyoruz. Bunu yanlışlığını söylüyor. Beyin zorlandığında ise üst düzeyi öğrenir. Performans düşüşünün temel sebebi çarelerin tükenmesidir diyor. Sen çocuğa tek çare çok soru çözmekmiş gibi servis edersen, bu çocukta çok soru çözmesine rağmen netleri artmazsa çalışmayı beyin kendiliğinden bırakıyor. Instagram bonus hocadaki eyvah öğrenciyi bağır çarptı videosu Allah aşkına bir izleyin. Ve bütün diğer videolarda geriye tabii, doğru tabii, sevgili tabii. İzleyiciler, öğrencilerimiz, velilerimiz takip bir ediniz. Bir de İsmail bugün buyurun. Yayınladığımız video. Bildiğim halde stresten yapamıyorum. Çokça görülen, sorulan, evet, eyvah evet. Eyvah denilen bir konu. Onun başlığını değiştireceğiz hemen, orada bir yazılım hatası Muhammed var. Muhammed Mesut diyor ki iyi günler hocamıza selamlar. TYT ve AYT'ye hazırlık için konu anlattığım kitaplarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kitaplarını baz alarak çalışmamda bir mahsur var mı diyor. Yok. Fayda sağlar yok mı diyor. Ama ikisi çelişiyorsa, yani konu anlatımını kitap başka anlatıyor. Milli Eğitim'in kitabı başka anlatıyorsa Milli Eğitim'in kitabını baz alsın, alın. Esas. Yarın bir gün bak oradan bir soru gelir. Ondan sonra itiraz ederler ona göre. Onun için sonuçta Milli Eğitim'deki cevap. Resmi müfredata tabii, göre. Cevabı Milli Eğitim'e göre verirler. Yani ona evet. Onu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Hatta bu vesileyle ben de böyle eskiden kitaplarının yayınlarını takip eden, ilgilenen birisi olarak aldığınız kitapların yılına, özellikle baskı yılına bakın. Çünkü müfredatlar bazen değişiyor, çıkartılıyor. Ola ki bir 5 yıl önceki bir soru bankasında çözdüğünüz konular belki de bu yılın müfredatında olmayabilir sevgili izleyiciler. Hocam, deneme sınavları hangi aralıklarla, hangi sıklıkla çözülmeli diyor bir öğrenci. İsmail, boşluklu öğrenilmesi gerekiyor. Yani bir gün deneme sınavı, bir gün deneme sınavındaki eksiklerinin kapatılması gerekiyor. Bu kadar ifade edeyim. Yani haftada aslında, kaç tane çözsün şimdi? Ya şimdi işte bu hesap ne kaç ediyorsa. Aslında benim tavsiyem şu. Mesela bir güne TYT, o gün TYT'de bulduğu bütün eksiklere çalışsın. Ertesi gün AYT, bütün AYT'de bulduğu eksiklere çalışsın. Bir gün genel çalışma yapsın, sonra bir daha TYT, AYT. TYT ile AYT arasında bir günlük boşluk olduğu için ona göre çalışması, beyninin buna alışması açısından çok önemli. Ona görev eşleşmesi deniliyor zaten. Peki, dershaneye gitmiyor, özel okula gitmiyor. Devlet okuluna giden bir 12. sınıf öğrencisi veya 11 veya mezun. Deneme sınavlarını çözdü, doğru yanlış kontrolünü yaptı. Orada kendi kendisinin nasıl o sınav analizini yapsın? İpuçları nelerdir? Tabii. Matematikte 20 sorudan 8 tane yapmış, 5 tane niye yapmış. Niye yapacak analizi? Onu anlamadım. Direkt soru çözüyor ya, benim bu soruda aslında gizli gülüm. Deneme sınavında. Tabii deneme tamam. Sınavında. Deneme sınavında. Ya başka herkes bir... soru çözüyor ya sonra tabii, saldırıyorlar. Tabii bir analize gerek konu çalışsınların cevabını tabii, tabii, almak tabii, için. Tabii. Yani bir analize gerek yok zaten. Hangi konunun sorusunu yanlış yaptıysa o konuya kısaca göz atması gerekiyor. Sorudan ziyade ben konu çalışsın. Ben biliyordum ama yapamıyorum. Bu bir ucube, bir garabet. Dünyada fosilleşmiş bir garabet hem de Türkiye'de. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Yani dünyanın gelişmiş ülkelerine gidin, böyle bir bahane yok. Biz bu bahaneden öğretmenlerimizi bir kurtarmamız gerekiyor. Bildiği halde stresten yapamıyorum. Şimdi eğitim psikolojisi bilmeyen bazı psikiyatr arkadaşlarımızın aslında koyduğu tanı. Ya siz bir eğitim psikolojisini bir öğrenin ne olursunuz, yüksek lisans falan yapın onda. Bakın sizin alanınız değil çünkü eğitim psikolojisi. Siz eğitim psikolojisini bir görün. Ondan sonra önünüze gelen vaka eğitim kökenli mi yoksa psikiyatrik mi olduğunu daha güzel anlarsınız. Biz de size bol bol öğrenci göndeririz. Ya bunun için dikkatli olmaları gerekiyor. Sınava 2 ay kaldı. Bundan sonra çalışsam da bir şey değişir mi, sınavı kazanır mıyım şimdi diyorlar. Şimdi İsmail bak şöyle düşün. Diyor ki beyin bilimciler... Planınız yoksa zaman darlığı hissi yaşarsınız. Planınız varsa zaman bolluğu hissi yaşarsınız. O zaman bir çalışma planını yaparsanız 2 ay bir sınavı kazanmak için çok uzun bir süre. Neden?
zaten gördüğünüz derslerden size soru gelecek. Yani orada size hiç görmediğiniz bir alandan soru gelmeyecek. Yazılılarla geçtiğiniz, tekrarlar yaptığınız, zaten öğrendiğiniz konulardan aslında siz geçeceksiniz. Onun için sınav olacaksınız. Onun için diyoruz ki lütfen bu iki ayı çok yeterli olarak görün ve hiç çalışmadıysanız bile çalışmalarınızı şimdiden sürdürmeye sevgili devam edin. Ceylin diyeceğim. Hocamın az önce bahsettiği Besim Türkoğlu'nun rehberlik ajandası sayfasında sorunun cevabı bugün biraz önce yayınlandı. İki şık arasında kalmak durumunda ne yapman gerektiğini rehberlik ajandası Instagram sayfasından ulaşabilirsin. Belma Hanım tekrar soru göndermiş. Sadece paragraf soruları değil, hepsinden de ben anlamıyorum. Ne olur diyor, kızım gün gün netleri düşüyor ve ben de bir anne olarak hiçbir şey yapamıyorum diyor. Tamam, hocam zaman soruları okuyunca anlamıyor ama ders ayrımı yok. Belma Hanım'ın kızı. Anladım İsmail. Burada bir defa öğrencimiz bir, uyku düzenine dikkat edecek. Bak dikkat edin, uyku düzeni de sorun var mı? İki, dinlenmesi aktivitesine dikkat edecek. Onlara da zaman ayıracak. Üç, mutlaka bir testin sorusunu çözmeden önce, mesela bir test çözmeden önce o testin konusuna çalışmasını tavsiye ediyorum. Yani çalıştıktan sonra soru çözsün. Yani yaprak test bazında söylüyorum bunu. Daha iyi bir sonuç alacağını iyi bilmeleri lazım. Şimdi bilim insanları diyor ki sınavlara hazırlanan öğrenciler performanslarını çeşitli tehditlerle yükseltmeye çalışırlar. Bak sadece Türkiye'de yokmuş bu demek ki. Ama Amerikan eğitimcisi buna direniyor. Diyor ki oysa diyor tehdit altında kaldığımızda beynimiz esnek olmayan ilkel kabile kümelenmesi tepkisi ve sürü mantığıyla hareket eder diyor. Ne demek istiyor? Sadece soru çözmek, sürü mantığıyla hareket etmek demek istiyor. Burada sadece soru çözmek çok önemli. Yani soru çözmek çok önemlidir ama sadecesi tehlikelidir. Ona dikkat edin. Bilim doğruların peşinde koşmaya devam ediyor. Hocam hemen bir soru daha iletiyorum. Zamanımız bu arada azalıyor. Haftanın 7 günü her gün 7 saat çalışmamız isteniyor demiş bir öğrenci. Ben de diyorum ki sizden haftanın 7 günü 7 saat her gün çalışmanızı isteyen kişiyle bir sözleşme yapın. Ben böyle yaparsam kazanır mıyım demeyin bakın. 20 matematiğimi 35, o derse ki 32 onu da kabul edin. Çünkü daha da düşürür. 30 Türkçeyi. Tabii 30 Türkçeyi 39, bilmem 28 feni 38 yapar mıyım? Yapar mıyım? Yapamazsam bana bu yılın kaybını ödüyor musun deyin. Madem ki bu kadar doğruymuş bu. Bilim ne diyor İsmail? Dinlenmezseniz, mola vermezseniz, uyumazsanız, kendinize vakit ayırmazsanız öğrenmeyi durdurur diyor. Bak şimdi herhangi bir öğrenmenin yokluğunda diyor bilim. Başka bir konuya geçtim. Yani bir konuyu öğrenemediğinizde diyor huzursuzluk ve engellenmişlik hissine kapılırsınız. Bak, siz bir soruyu anlamadığınızda huzursuzluk ve engellenmişlik hissine kapılırsınız. Diyelim ki okudunuz, huzursuzluk ve engellenmişlik hissine kapılmadınız. İkinci okuduğunuzda bu defa kapılırsınız. Sonuç değişmiyor. Yani eğer ileride bir hedefiniz varsa, bu soruyu çözdüğünüzde o hedefinize biraz yaklaşacağınızı düşünüyorsanız ki düşünmelisiniz, anlamazsanız huzursuzluk olur. Onun için turlama tekniği, eğitim bilimcilerin söylediği o kolaydan zora doğru tekniği uygulamanız gerekiyor sınava. Hocam hızlandım. Sevgi, Ramazan'da aç karnına çalışmak zor oluyor. Gece sahura kadar çalışınca da dershaneye gittiğim için uykusuz kalıyorum. Nasıl bir çalışma planı yapmalıyım diyor. Şimdi şöyle, iftara yakın saatlere ders koymaması lazım. Şimdi şöyle düşün, sahur yarı yarıya sabah kahvaltısı gibidir. Yani saat 2'den sonra sadece oturup böyle eski konulara göz gezdirme gibi soru çözmesin. Hafif
şeylere baksın. Hafif tempoda çalışma tabii, diyorsunuz. İftarını açtıktan yaklaşık 1,5 saat sonra da sahura kadar onu telafi eder. Yer değiştirme yapıyor aslında. Çok fark etmiyor bu bir noktada. Çok güzel bir soru. Bülent Güneş, siz klasik müzikle çalışmak, normal soru çözmek cevapladınız ama çok güzel bir soru. Bülent Güneş diyor ki, hocam peki öğrencinin piyano çalması, öğrencinin matematiksel mantıksal gelişimini nasıl etkiler diyor. Süper bir soru. Bunu Aydın'da bir müzik öğretmeniyle diyalog halinde konuştuk. Hocam dedi, çok kibar sordu. Bak insanlar ne kadar güzel soru sorabiliyor. Aslında hoca sorduğu sorunun cevabını biliyor İsmail. Güzel sordu. Hocam dedi, müzik aleti kullanmanın dedi peki bir sakıncası var mı? Şimdi değerli aileler, Amerika'da eğitim ve sınav bürosu diye bir büro var. Yani bizdeki ÖSYM'ye denk düşüyor. Şimdi bu eğitim ve sınav bürosu SAT sınavında, yani onların üniversite giriş sınavında derece yapan öğrencilerle ilgili bir çalışması var. İsmail, bulduğu sonucu söylüyorum. Derece yapan öğrencilerin %90'ından fazlası en az 4 yıl süreyle bir müzik aleti kullanmış. Şimdi buna bağlı şöyle bir soru da geldi. Yani sınav yaklaşınca bizim müzik aleti kullanmamızı istemiyorlar. İnanılmaz sakıncalı bir şey. Bakın çocuk aralarda piyano çalsın, gitar çalsın, saz çalsın, neyi kullanıyorsa sınav başarısına çok büyük bir katkı sağlar. Herkes bunu iyi bilsin. Ayrıca bu vesileyle sınav başarısına katkı sağlayan başka bir şey daha ifade etmek isterim. Tempolu yürüyüş ama müzik dinlemeden. Yani kulağınıza, Sandra Bond öyle söylüyor, ordinarius profesör, beyin bilimci. Kulağınıza müzik koymayın, beyninizi serbest bırakın ve harika planlar çıkartırsınız diyor. Artı yüzme imkanınız varsa yüzme. Yüzerken nefesinizi tutuyorsunuz ve beyni acayip derecede besliyor. Çünkü oksijen saldırıyor beyni adeta. Tıp böyle anlatıyor bunu. Ve yüzme, dikkati inanılmaz derecede geliştiriyor. Tenis oynama, topu takip ediyorsunuz. Basket. Masa tenisi. Tabii masa tenisi, basket. Okçuluk. O tehlikeli. Şimdi ok atmak tehlikeli. Ya mi? Hani ben bir öğrenci, sen hatırlar mısın? Kazara bir öğrencinin kafasına saplanmıştı. Onu hatırlıyor musunuz? Öyle bir veli. Ya binde bir olay. Biz onu biraz profesör, ben tavsiye etmemiş olayım. Yani bütün bunlar sınavı kazanmanın sadece test çözmek değil. Ne diyordu az önce İsmail? Bak şurada demin okuduk, geçtik. Bilim ne diyordu? Son 7 dakika hocam. Tamam. Beslenme, egzersiz, uyku, konuları öğrenme, bütün bunların tamamı sınav stresine karşı baş etmede tek ilaçtır diyor. Değil mi? Bak hepsi. Öğrenme de var bunun içinde. Ben öğrenmeyeyim, stresi yeniyorum. Yok öyle bir şey. Öğrenmediniz mi yenemezsiniz. Hocam Eren LGS öğrencisi 8. sınıfa gidiyor. 2 ayda şu andaki puanı 320, günde 4 saat çalışarak 100 puan arttırabilir miyim? 420 puanı ulaşabilir miyim diyor. Kurs yok. Sadece devlet ortaokuluna gidiyor. Nasıl bir yolu izlemeliyim diyor. Arttırabilir. Bak biz orada diyoruz ya, konuların ana fikrini çıkarın, tanımını yapın. Diğer konularla ilişkisini bulun, ne olduğunu, kavramların tanımını yapın. Geriye o düşünme becerisi soruların anlık problem çözme becerisine ölçtüğünü bilin. Çözdüğünüz sorunun aynısı gelmez. Çalıştığınız gibi gelmez hiçbir şey. Değişik gelir ama altından kalkarsınız. Erdal Bey 19 yaşında muhtemelen 3. kere ya da 4. kere sınava giren bir evlattan bahsediyor bize. Hocam bir koptu iyice diyor. Bir türlü adepte olamıyor diyor. Nasıl motive edebiliriz? İnanın şu anda biz ne yapacağımızı şaşırdık diyor. Güzel. Şimdi Kane and Kane diyor ki pardon. Suda içemedim. Başarmak, kazanmak, sevilmek, eğlenmek yani aktivite, dikkat çekmek gibi benlik gereksinmeleri beyinde her zaman üst düzeyde ve sürekli devrededir diyor. Bunlar karşılanmadığı zaman kesinlikle çöküş başlar ve yüksek stres ortaya çıkar diyor. İsmail, çocuk çöküş yaşıyor. Çok belli. Şimdi bu çocuk ya öğrenemediği için kendi
engellendiğini hissediyor. Ya da sadece çalış, sadece çalış, sadece çalış, nefes alma çalış. Beklenti mi acaba yüksek? İşte beklentinin yüksekliği aslında çocuk onu kafasında halledebiliyor. Ama bunu da ben ucuz ifade olarak görüyorum genelde. Yani bir çocuk efendim çalışması tıkandı mı? Efendim işte beklenti yüksek falan filan deniliyor. Hiç mi başka sebebi yok bunun? Yani bu çocuğun bir sürü çalışmasını bırakmasını neden olan etkenler var. Çocuklarımızı aşırı yorarak bu sınavda başarılı kılamayacağımızı çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. İsmail, bu arada bir tane daha Kane'den şunu da okumam gerekiyor. Öğrenmeye mantıksız sınırlamalar koymak, şunu şu kadar sürede öğreneceksin gibi. Öğrenciyi çalıştırmak için onu utandırmak, suçluluk duygusuna sürüklemek. Yani bak herkesin çocuğu şu neti yapıyor, herkes bilmem ne falan. Aşırı derecede yarıştırmak, öğrencilerin hızla bunalıma düşmesine sebep oluyor. Bak o beklenti falan değil, işte bu. Dediği bu. Aile bunu yapıyor işte. Hocam. Ama bugün bunu aileye de bırakmamışlar, koştular keçiler yapıyor bunu. Hocam, Eda Nur Ankara Yıldırım Beyazıt'ta İngilizce inşaat mühendisi okuyor. Sizce diyor bu bölümden, bu üniversiteden Gazi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisine geçiş yapsa uygun olur mu diyor. Annesi de olabilir, Eda'nın kendisi de olabilir. Yani inşaat dersini sevmiyorsa, onu yetenek ve becerine uygun bulmuyorsa, otomotiv konusunu daha çok seviyorsa neden olmasın? Makine yani, mühendisliğinde de yüksek lisans yandan yani, imkanı tabii, varsa. Tabii. Yani burada ben bir çocuğun kaçış sebebini yetenek ve becerilerine uygun bulmadığı sonucuna ulaşıyorum. Hocam, bir öğrenci diyor ki annem eve sürekli misafir çağırıyor, sınavın bilincinde değil, onu nasıl bu bilince ulaştırabilirim diyor. Rehber hocalarınla görüştür. Evet, öğretmenlerin, rehber öğretmeninle annenin buluşmasından, öğretmenden vazgeçme. Böyle anne var mıymış ya? Vallahi az önce bir başka anne de okuyup ne yapacaksın demiş ya. Ya bence o bilmem ne kanalını izliyordur, 3 harfli. Ben Şeyma, diğer derslerim iyi ama fenden 14 not yapıyorum. 2 şık arasında kalıyorum. Ne kadar çok öğrenci var gördünüz mü hocam? Şimdi İsmail, Besim Türkoğlu'nun rehberlik ajandasında bunu defalarca dinlesinler. İki seçenek arasında kalırsanız, seçenek vurgusunu ben başka bir şekilde anlatıyorum. Besim orada farklı pencereden bakıyor ama aynı, çok güzel. Seçenek vurgularını ve paragraf vurgularını alın. Sorunun ne istediğini anlamadıysanız iki seçenek arasında kalırsınız. Bir de iki seçenek arasında kaldığınızı zannedersiniz. Niye? Duygulanma bozukluğu diye bir şey yaşıyorsunuz sınavda. A işaretlediniz. Ulan B ise eğer, gitti benim hukuk, gitti benim tıp moduna giriyorsunuz. İşte orada öğrenci A'yı işaretleyecek. Tekrar eğer soruya bakarsa soruyu yeniden sıfırdan çözmeyecek. İlk çözüm yolunu gözden geçirecek. Bakacak ki hata yok. A ama hala B gibi geliyor. Bırak B, A kalsın. Silip yer değiştirme. Son soru Malatya'dan Semra Hanım soruyor. 7. sınıfta bu yıl maalesef çocuğumuz çöküş dönemine geçti. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Bütün dersleri düştü. Yani İsmail, 7. sınıfın o fizyolojik özellikleri, sinaptik ergenlik budanma, ergenlik. Ben ergenliğe pas atıyor değilim. Bahaneci bir eğitimci olmadığımı herkes bilir. Ama bu tıbbi ve bilimsel bir şey. Çocuğunuzun beynindeki sinaptik bağlar, yani bilgi aktarım kabloları, onun bilgiyi akılda tutma, işleme ile ilgili becerileri budanıyor. %40 İsmail. Peki hangileri budanıyormuş? Duydukları, gördükleri. Budanmayan hangisi? Sadece yaptıkları. Gördüğünü de uygulayacaksın. Yani hele duyduğunu hiç iflaf olmuyor. Onun için daima çocuğun aktif ve baskın bir öğrenci olması. İbrahim bize kapatalım diyene kadar diyecektim ama süremiz bitti. Kapattı. Evet, çok teşekkür ederim Süleyman Hocam. Efendim, haftaya Genç Vizyon'da yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz. Güzel bir hafta geçsin. Sevgili öğrencilerimiz de güzelce istirahat etsinler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.